Arkadaşlar hepinize merhaba. Uzaktan eğitim serisi videolarımızda 6. sınıflar 2. ünite olan vücudumuzdaki sistemler ünitesindeki sindirim sistemi konusuyla alakalı videomuzda karşınızdayız. Sindirim sistemi ile alakalı konu anlatımına geçmeden önce bugünkü videoya Anatomi ve Fizyoloji isimli özel bir simülasyon ve yazılım programı olan ve vücudumuzdaki sistemlerle ilgili çok güzel animasyonların, simülasyonların, görüntülerin olduğu bir programda yer alan sindirim sistemi ile ilgili kısa bir animasyonla başlamak istiyorum. Animasyonu dikkatlice izlemenizi istiyorum. Çünkü animasyonda görecek olduğunuz olayların nasıl gerçekleştiğini, neler olduğunu bu videodaki konu anlatımı boyunca öğreneceksiniz. Hadi şimdi animasyonumuzu izleyelim. Digestion begins when food is taken through the mouth, mixed with saliva, and chewed. Structures in the oral cavity work together to break food down into a small mass called a bolus. During the process of swallowing, the tongue rises to the roof of the mouth, directing the bolus out of the oral cavity. The bolus then passes from the oropharynx to the pharynx and into the esophagus. Involuntary muscular contractions, called peristaltic waves, move the bolus down the esophagus and into the stomach. Peristaltic waves continue the mechanical breakdown of food in the stomach. Digested food, mixed with digestive enzymes and acids secreted by the stomach, is called chyme. Enzymes in the small intestine further the chemical process. A small amount of nutrient absorption occurs in the stomach, but most absorption occurs as chyme travels through the sections of the small intestine. The walls of the small intestine are lined with structures that absorb nutrients from chyme and then pass these nutrients into the bloodstream. Some absorption continues in the large intestine. As indigestible waste moves through the structures of the large intestine, it is compacted. The elimination of indigestible waste completes the digestive process. Evet arkadaşlar, izlemiş olduğumuz bu kısa animasyon filminde vücuda dışarıdan ağız yoluyla almış olduğumuz bir besinin sindirim kanalında ne gibi bir yolculuk geçirdiği, ne gibi değişimlere uğradığı, ne gibi işlemlerden geçirildiği kısaca anlatıldı. Biz de bu videodaki konu anlatımlarımızda burada gerçekleşen, izlemiş olduğumuz olayların ayrıntılarını öğrenmeye çalışacağız. Sindirim sistemi ile alakalı sindirimin tanımına geçmeden önce bir takım bilgiler, ön bilgiler vererek işe başlamak istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki yeryüzünde bulunan bütün canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için beslenme, solunum, dolaşım, boşaltım, büyüme, gelişme, hareket edebilme, üreme gibi yaşamsal bir takım faaliyetleri gerçekleştirmek zorundalar arkadaşlar. Canlılar bu yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirebilmek için de enerjiye ihtiyaç duyuyorlar. Ve ihtiyaç duydukları bu enerjiyi de enerji verici besin içeriklerinden sağlıyorlar. Besinlerden enerji elde edilebilmesi için, vücuda yararlı hale gelebilmesi için besinlerin, vücutta bazı yapı ve organlar tarafından farklı işlemlerden geçirilmesi gerekiyor. Ve vücudun her bölgesine dağıtılması gerekiyor. Besinler enerji üretilecek yerlere, hücrelere yani kan yoluyla taşınıyor arkadaşlar. Besin içeriklerinin bazıları vücudumuzun kullanamayacağı kadar büyük moleküllü, bazıları da küçük moleküllüdür. Dışarıdan aldığımız bazı besinler parçalanmadan, bazı besinlerse parçalanarak hücre içerisine girebilirler. Dışarıdan alınan besinler hücrelere kan yoluyla taşınırlar. Besinlerden enerji elde edilebilmesi ve vücut tarafından kullanılabilmesi için kana veya hücrelere geçebilmesi için yani kısacası en küçük parçalarına yani kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına biz sindirim diyeceğiz arkadaşlar. Ve sindirim olayını gerçekleştiren sisteme de sindirim sistemi diyeceğiz. Sindirim sisteminde görev yapan organlar önümüzdeki ekranda görülüyor. Ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs gibi. Görsellerle de destekli zengin bir anlatım olması için anatomi ve fizyoloji programından da bu videomuzda sıklıkla yararlanacağız. Yani olayın özü şu arkadaşlar. Biz örnek veriyorum. Bir sandviçten bir ısırık aldık. Ve dişlerimizle onu ufaltıp yuttuk. O sandviçten bizim enerji elde edebilmemiz için onun bizim
gözle dahi göremediğimiz ancak mikroskopla görebildiğimiz hücrelerimizin içine kadar girebilecek kadar ufaltılması lazım. Dolayısıyla demek ki besinlerden enerji elde edebilmek için onları kana geçebilecek kadar ufaltmak lazım ki kan onu hücrelere taşısın. İşte biz bu işleme sindirim adını vereceğiz. Sindirim olayını gerçekleştiren sisteme sindirim sistemi denildiğini söyledik. Sindirim sisteminde görev yapan organları saydık. Sindirim olayının gerçekleşmesinin nedeni arkadaşlar dışarıdan alınan besin maddelerinin vücuda yararlı hale gelmesinin sağlanmasıdır. Dışarıdan alınan besinlerin vücudumuzda enerji kaynağı olarak kullanılabilmesi için kana karışması gerekiyor. Bu süreçte besinler sindirim sisteminde çeşitli aşamalardan geçerken parçalanıyorlar ve değişime uğruyorlar. Sindirim sistemi organları sırasıyla ağız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs olarak sıraladık. Bu organlar sindirim borusunu yani sindirim kanalını oluşturuyor. Sindirime yardımcı olan organlar ise karaciğer ve pankreastır. Bu organlarsa sindirim borusuna yani sindirim kanalına bağlı olan sindirime yardım eden organlardır. Tabii burada besinlerden enerji elde edildiğini söyledik. Kısaca şu bilgiyi de versek aslında faydalı olacaktır mutlaka. Besin içerikleri neler? Canlıların yaşamsal faaliyetini sürdürmek için dışarıdan aldıkları maddeleri arkadaşlar biz besin diyoruz. Bu maddelerin vücuda alınmasına da beslenme ismini veriyoruz. Besinler doğada genel olarak 3 kaynaktan elde ediliyorlar. Bunlar bitkisel, hayvansal ve madensel kaynaklı besinler. Hayvansal kaynaklı besinlere en güzel örnek et, inek, tavuk, koyun, balık bir sürü sayabiliriz bunları. Süt ve süt ürünleri. Yine inekten, koyundan, keçiden elde edebiliyoruz bunları da. Ve yumurta arkadaşlar. Yani et, süt, yumurta hayvansal kaynaklı besinlerin başlıcaları. Yine tavuk yumurtası, hindi yumurtası, kaz, ördek, deve kuşu yumurtasından söz etmek mümkün. Bitkisel kaynaklı besinler ise sebzeler var bir sürü. Pırasa, ıspanak, marul, lahana, domates, salatalık, maydanoz, soğan saymakla bitmez. Meyvelerimiz var yine bir sürü. Elma, armut, üzüm, muz, nar, portakal, mandalina, kivi vesaire. Tahıllar var. Buğday, arpa, çavdar, yulaf, pirinç, mısır ve baklagiller var. Kuru fasulye, nohut, mercimek, bezelye. Bunlar da bitkisel kaynaklı besinler. Madensel kaynaklı besinlerse su ve madensel tuzlar yani mineraller. Bitkisel, hayvansal ve madensel kaynaklı besin maddeleri içeriklerine göre de yani bir besin maddesi içeriğine göre karbonhidratlar, proteinler, yağlar, vitaminler, mineraller ve su olarak gruplandırılabilir arkadaşlar. Besin içeriklerinin bulunduğu besin maddeleri ve besin içeriklerinin görevleri birbirinden farklı olabilir. Besin içeriklerinden proteinler, karbonhidratlar ve yağlar vücutta yani hücrelerde kullanılabilmesi için kana girebilecek kadar küçük parçalara ayrılması gereken yani sindirilmesi gereken besin içerikleridir. Yine diğer besin içerikleri su, madensel tuzlar ve vitaminlerse vücutta kullanılabilmesi için sindirime ihtiyaç duymuyorlar. Bunlar doğrudan kana geçebiliyorlar. Büyüme, gelişme ve yaraların iyileşmesini sağlayan besinlere yapıcı ve onarıcı besinler diyoruz. Proteinler en fazla kullandığımız yapıcı ve onarıcı besinlere örnek arkadaşlar. Enerji ihtiyacının karşılanmasını sağlayan besinlere ise enerji verici besinler diyoruz. Vücutta enerji ihtiyacını karşılamak için önce karbonhidratları, sonra yağları, en sonra da proteinleri kullanıyoruz. Organların ve yapıların çalışmasını düzenleyen, hastalıklara karşı vücut direncimizi arttıran besinlere ise düzenleyici besinler diyoruz. Su, mineraller ve vitaminler düzenleyici besinlere örnek olarak verilebiliyor arkadaşlar. Evet, şimdi dilerseniz yavaş yavaş vücudumuzda sindirim olayında görev yapan organların ne gibi görevler yaptığından bahsetmeye başlayalım. Sindirimde görevli yapı ve organlardan ilki ağız. Ağız, sindirimin ilk başladığı yer ve sindirim sisteminin ilk organıdır arkadaşlar. Ağzımızda sindirimde görevli dil, dişler ve tükürük bezleri bulunur. Ki bunları birazdan çok ayrıntılı göstereceğiz programda.
Dişler besinleri çiğneme yoluyla parçalarlar, ezerler ve mekanik sindirim yaparlar. Bütün besinlerin çiğneme yoluyla mekanik sindirimi burada başlar. Dilerseniz burada mekanik sindirim, kimyasal sindirim kavramlarını kullanacak olduğum için önce biz sindirim çeşitlerini de tanımlayalım dilerseniz arkadaşlar. Sindirim, hatta bizim kaynağımızda da vardır diye tahmin ediyorum. İki çeşit, fiziksel yani mekanik sindirim ve kimyasal sindirim olarak arkadaşlar. Besinlerin enzim adını verdiğimiz özel salgılar kullanılmadan çiğneme ve kas hareketleriyle küçük parçalara ayrılarak yüzey alanlarının genişletilmesine biz fiziksel sindirim diyoruz. Fiziksel sindirimde amacımız şu: besinlerin enzimlerin temas edeceği yüzey alanını genişleterek kimyasal sindirimin hızını arttırmak, yani kimyasal sindirimi kolaylaştırmak arkadaşlar. Fiziksel sindirim sonucu besinler kana geçemezler, o kadar ufalmazlar. Sadece daha küçük parçalara ayrılırlar. Kana geçebilmesi için mutlaka kimyasal sindirime uğramaları gerekiyor. Fiziksel sindirime uğrayan besinlerin kimyasal yapılarında bir değişim olmaz. Sadece görülebilen ve ölçülebilen özellikleri değişmiş olur. Ağzımızdaki dişler çiğneme olayı sayesinde mekanik sindirim yaparlar. Midedeki kaslar kasılma olayı sayesinde mekanik sindirim yaparlar. Karaciğerimizin ürettiği safra salgısı yağların temas yüzeyini arttırarak büyük moleküllü yağ besinlerini daha küçük moleküllü yağ damlacıklarına dönüştürdüğü için bu da mekanik sindirim olarak düşünülmesi gerekir. Bütün besinlerin mekanik sindiriminin ağızda dişler yoluyla başladığını unutmayalım arkadaşlar. O zaman biz fiziksel sindirimle ilgili kendimize şu anahtar kelimeleri belirleyebiliriz. Diş yardımıyla öğütmek, parçalamak, koparmak, kesmek, kaslar yardımıyla bulamaç haline getirmek bize fiziksel sindirimin ipuçlarını versin arkadaşlar. Kimyasal sindirim ise besinlerin su ve enzim adını verdiğimiz özel salgılar kullanılarak kana geçebilecek kadar küçük parçalara ayrılmasına kimyasal sindirim diyoruz. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağzımızda bulunan tükürük bezlerindeki arkadaşlar tükürük salgısıyla başlar. Mideye ulaşan karbonhidratlar burada değişikliğe uğramadan ince bağırsağa geçerler. İnce bağırsakta da pankreastan gelen pankreas öz suyundaki enzimler sayesinde bir daha kimyasal sindirime uğrarlar ve kana geçebilecek kadar ufalırlar. Proteinlerin kimyasal sindirimi ise midede bulunan mide öz suyundaki enzimler ve mide asidi sayesinde gerçekleşir. İnce bağırsakta yine pankreas öz suyunda bulunan enzimlerle de biter. Yağların kimyasal sindirimine gelecek olursak, ince bağırsaktaki pankreas öz suyunda bulunan enzimler sayesinde başlar ve burada biter. Yani sindirimi yapılan karbonhidrat, protein ve yağların, ola ki size sorulursa, kimyasal sindirimi nerede başlar, nerede biter? Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızdaki tükürük salgısındaki enzimlerle başlar. İnce bağırsaktaki pankreastan gelen pankreas öz suyundaki enzimlerle ince bağırsakta biter ve oradan kana geçer. Proteinlerin kimyasal sindirimi midedeki mide öz suyu ve mide asidi ile başlar. Yine ince bağırsaktaki pankreastan gelen pankreas öz suyundaki enzimlerle biter ve oradan kana geçer. Yağların kimyasal sindirimi ise ince bağırsakta başlar ve ince bağırsakta biter. Buradan kana geçerler arkadaşlar. Evet, dilerseniz artık organların hangi görevleri yaptığına başlayabiliriz. Evet, ağza başlamıştık zaten. Sindirimde görevli dil, diş ve tükürük bezlerinin burada olduğunu, tüm besinlerin mekanik sindiriminin burada başladığını söylemiştik ve tükürük bezlerinin salgıladığı tükürük sıvısıyla besinlerin burada ıslatıldığını, yumuşatıldığını ve kayganlaştırıldığını, tükürük içindeki enzimlerle de karbonhidratların kimyasal sindiriminin başladığını söyleyebiliriz. Dilimiz besinlerin çiğnenmesine, ağızda hareket ettirilmesine, yutulmasına ve tatlarının alınmasına yardımcı oluyor. Ağızda parçalanan, yumuşatılan besinler dil yardımıyla arkaya doğru itilerek yutağa gönderiliyor. Ağızdan sonra besinlerin geldiği diğer yer arkadaşlar yutak. Ağızdan sonra gelen bir boşluktur yutak.
üst taraftan ağız ve burun boşluğuna, alt taraftan yemek borusuna ve gırtlağa açılıyor. Yutak, ağızda çiğnenen, ıslatılan, yumuşatılan ve dil tarafından iletilen besinleri yutkunmayla yemek borusuna iletiyor. Yutakta bulunan küçük dil, yemek yerken yukarı doğru çıkarak besinlerin burun kanalına kaçmasını önler. Yutağın alt kısmında bulunan gırtlak, soluk borusunun kapatılarak besinlerin yemek borusuna geçmesini sağlar. Yutakta mekanik veya kimyasal herhangi bir sindirim olayı yok. Yani yutağın görevi iletim yapmak. Ağızdan gelen besinleri yemek borusuna iletmek. Sindirim var mı? Ne kimyasal ne fiziksel sindirim yok. Yutaktan sonra gırtlakla ilgili de şu bilgiyi verelim. Yutağın alt tarafında bulunan soluk borusuyla yemek borusunu ayıran kıkırdaktan yapılan yapıdır. Yemek yenirken yutkunma sırasında gırtlak soluk borusunu kapatır, yemek borusunu açar ki besin soluk borusuna gitmesin, yemek borusuna gitsin. Yemek yenirken konuşursak eğer besinler soluk borusuna bu yüzden kaçabiliyor zaman zaman. Bu nedenle de yemek yerken konuşmamak tavsiye edilir. Yutaktan sonra geldiği yer yemek borusu arkadaşlar. Yutak ile mide arasında bulunuyor yemek borusu ve yutaktan gelen besinlerin kasılma ve gevşeme hareketleriyle mideye taşınan bir boru olarak düşünebilirsiniz. Yemek borusu soluk borusunun arkasında bulunuyor. 20-25 cm uzunluğunda yetişkin insanlarda. Düz kaslardan yapılmış olan esnek bir organ. Yemek borusunda da herhangi bir fiziksel ya da kimyasal sindirim söz konusu değildir arkadaşlar. Yemek borusunda da sindirim yoktur. Yemek borusu da sadece besinleri taşır. Yutaktan gelen besinleri mideye iletir. İletim görevi vardır. Yapısındaki düz kaslar kasılıp gevşeyerek, buna da peristaltik hareket diyoruz. Genelde mide gibi ya da yemek borusu gibi boru şeklindeki organların ritmik olarak, düzenli olarak kasılıp gevşeme hareketi yapması gerekir. Bunun için de bir önceki videodan hatırlayın, düz kaslar görev yapıyordu, istemsiz çalışıyorlardı. İşte burada bu kasların yaptığı harekete biz peristaltik hareket diyoruz. Bunu da ek bir bilgi olarak söylemiş olalım. Ve yemek borusundan sonra besinlerin geldiği yer midemiz. Karın boşluğunun sol üst tarafında yemek borusuyla 12 parmak bağırsağı arasında yer alan kese şeklinde ve sindirim sisteminin en geniş organı diyebiliriz mide için. Mide üst taraftan yemek borusuna, alt taraftan da 12 parmak bağırsağına bağlıdır arkadaşlar. Mide düz kaslardan yapılmıştır ve kasılıp gevşeyebilir, çok güçlü kaslara sahip. Bu sayede yemek borusundan gelen bütün besinleri ezer, karıştırır, yoğurur ve çalkalar. Bu nedenle mide bütün besinlerin mekanik sindirimini yapabilir. Burada bulamaç haline getiriliyor besinler ki biz buna da mekanik sindirim diyoruz. Midenin yapısında bulunan salgı bezleri mide öz suyu salgısını üretiyor. Mide öz suyunda bulunan enzimler besinlerin daha küçük parçalara ayrılmasını ve bulamaç, çorba haline gelmesini sağlıyor. Bu nedenle kimyasal sindirim yapabiliyor midemiz. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlıyor. Midede bulamaç haline gelen besinler ince bağırsağa gönderiliyor arkadaşlar. Midemizdeki mide asidi hidroklorik asit oldukça güçlü bir asit. Midemize nasıl zarar vermiyor peki bu asit midemizde bulunuyor? Çünkü midemizin iç yüzeyi mukoza dediğimiz bir tabakayla kaplı. Bu tabaka mide öz suyunun, mide asidinin daha doğrusu mideye zarar vermesini engelliyor. Eğer yediğimize içtiğimize dikkat etmezsek, bol yağlı kızartmalı şeyler yersek, fast food türünü çok abartırsak, sürekli o şekilde beslenirsek, yani dengeli, düzenli, sağlıklı beslenmezsek, alkol, sigara, uyuşturucu gibi zararlı alışkanlıkları varsa bir kişinin, bu midenin iç yüzeyi zarar görüp mide asidinin midenin içine zarar vermesine neden olabiliyor. Bu da mide ile ilgili bir sürü rahatsızlığı beraberinde getiriyor. Mideden sonra besinlerin geldiği yer ince bağırsağımız arkadaşlar. İnce bağırsak, mide ve kalın bağırsak arasında uzanan 6-7 metre uzunluğundaki kıvrımlı boru olup sindirim sisteminin en uzun organıdır. İnce bağırsağımız besinlerin sindiriminin tamamlandığı ve sindirilen besinlerin kana geçtiği yerdir. Bu açıdan çok önemli.
Sindirim ince bağırsakta bitiyor ve besinler buradan kana geçiyor arkadaşlar. İnce bağırsağın mideden sonra gelen 20-25 santimlik o ilk bölümüne 12 parmak bağırsağı diyoruz. 12 parmak bağırsağına karaciğer ve pankreas gibi sindirime yardımcı olan organlar bağlı. Karaciğer ve pankreas salgıladıkları sindirim enzimlerini 12 parmak bağırsağına veriyorlar. İnce bağırsak yağların mekanik ve kimyasal sindiriminin başladığı ve tamamlandığı yer. Ayrıca ağzımızda sindirilmeyen karbonhidratların ve midede sindirilemeyen proteinlerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanmış oluyor. Bu nedenle ince bağırsak kimyasal sindirimin asıl yapıldığı yer desek herhalde yanlış söylemiş olmayız. İnce bağırsağımız kaslı yapısı sayesinde kasılıp gevşeyerek mideden gelen besinleri hareket ettiriyor. Sindirilen besinler ince bağırsaktan kana geçiyor ve kan yoluyla hücrelere taşınıyor değerli arkadaşlar. İnce bağırsakta besinlerin emilim yoluyla kana geçtiği yerlere villus ya da tümör adını veriyoruz ki biz villus adını daha çok duyacağımız için onu öğrenelim. Sindirilen besinlerin sonrasında geriye kalan atık maddeler besinlerin sindirilemeyen kısımlarıyla su, mineral ve vitaminler ince bağırsaktan kalın bağırsağa gönderiliyor arkadaşlar. Yani ince bağırsağımızda pankreastan gelen pankreas öz suyu ile karbonhidrat, yağ ve proteinlerin kimyasal sindirimi tamamlanıyor. Kana geçebilecek kadar ufalan bu besin içerikleri villuslar yardımıyla kana geçiyor. Buna emilim diyoruz. Kan yoluyla hücrelere taşınıyor böylelikle. Hücreler de daha sonra o besinlerden enerji ihtiyacını karşılıyorlar solunum yoluyla. Sindirilmeyen atıklar ve besinlerdeki su, mineral ve vitaminler gibi madensel besin içerikleri ise kalın bağırsağa gönderiliyor arkadaşlar. Kalın bağırsağa geldiğimizde ise şöyle açalım. Kalın bağırsağımızda neler oluyor bir bakalım. İnce bağırsaktan anüse kadar uzanan 1,5-2 metre uzunluğundaki kalın boruya kalın bağırsağımız diyoruz. Kalın bağırsakta mekanik veya kimyasal sindirim yok. Villüsler bulunmuyor. Kalın bağırsak sindirilemeyip ince bağırsaktan kana geçemeyen besinlerin sindirilip ince bağırsaktan kana geçemeyen besinlerin sindirime uğramayan su, madensel tuzlar, mineraller ve vitaminlerle sindirim atıklarının bir süre depolandığı, sindirim atıklarındaki sindirime uğramayan su, madensel tuzlar ve vitaminlerin emilmesini ve kana verilmesini sağladığı kısım diyebiliriz. Ayrıca geriye kalan atık maddelerin de posa diyoruz bu maddelere artık, sindirim sisteminin son bölümü olan anüse iletilmesini ve anüsten de dışkı yoluyla vücut dışına atılmasını sağlıyor. Yani kalın bağırsağımız kısacası sindirilmeyen ve ince bağırsaktan kana geçemeyen besinlerin, sindirilmiş ama ince bağırsaktan kana geçemeyip kalın bağırsağa gelmiş olan besinlerin ve sindirimi olmayan vitamin, mineral, su gibi besinlerin arkadaşlar ve ayrıca sindirim atıklarının bir süre depolandığı yer olarak düşünebiliriz. Burada vitamin, su ve mineraller emilerek kana veriliyor. Ve atıklar anüse yollanıyor. Anüs dediğimizde ise kalın bağırsağın gönderdiği, daha doğrusu kalın bağırsaktaki dışkının vücut dışına atıldığı yere, yani kalın bağırsağın vücut dışına açılan uzantısına biz anüs adını veriyoruz. Sindirim sisteminin en son organı olarak düşünülebilir arkadaşlar anüs. Ve bu şekilde kısaca da olsa bir besin içeriğinin organlarda ne gibi işlevler yaptığını anlatmış olduk. Ne kaldı geriye arkadaşlar? Geriye sindirime yardımcı organlarımız kaldı. Karaciğer ve pankreas. Karaciğerimiz karın boşluğunda midenin sağ üst kısmında diyaframın altında bulunan kırmızımsı kahverengi renkteki en büyük iç organımız. Karaciğer belli oranda kendini yenileme yeteneğine sahip. Karaciğer safra yani öt salgısı üretiyor. Safra salgısı safra kesesinde depolanıyor. Ve buradan ince bağırsağa 12 parmak bağırsağına yani ince bağırsağın
en üst bölümüne veriliyor. Safra salgısı yağların mekanik sindirimini sağlıyor arkadaşlar. Safra kesesi alınan insanlarda karaciğerin ürettiği safra salgısı doğrudan bir kanal ile ince bağırsağa veriliyor. Hastalarda yağların sindirimi bu yüzden güçleşiyor ve şişkinlik duygusu oluşuyor hastalarda. Pankreasımız ise midenin alt kısmında yer alan yaprak şeklindeki bir organ. Pankreas öz suyu salgısı üretiyor ki önemli bir salgı bu salgı. Bütün besin içeriklerinin arkadaşlar sindirimini sağlayan enzimlerin bulunduğu bir salgı çünkü pankreas öz salgısı. Pankreas öz suyu ince bağırsağa yani 12 parmak bağırsağına daha doğrusu veriliyor. Pankreas öz suyu salgısında hem karbonhidratları hem proteinleri hem yağların sindirimini sağlayan enzimler var. Pankreasında hastalık oluşan kişinin pankreasının tamamen alınması hayati bir tehlike oluşturur. Bu yüzden sadece bir kısmı alınabilir. Burada bu kimyasal sindirimde görev yapan enzimlerle ilgili de bilgi verelim arkadaşlar. Enzimlerin sindirim sistemindeki görevini şöyle açıklayabiliriz. Enzimler vücut tarafından üretilen özel salgılar aslında. Sindirim olayında kullandığımız enzimler sindirim enzimleridir. Sindirim enzimleri büyük moleküllü besin içeriklerinin kimyasal sindirim sonucu kana ya da hücreye girebileceği kadar küçük birimlere dönüşmesini sağlar. Besin içeriklerinin kimyasal sindiriminin başladığı ve bittiği yerler farklıdır. Bunları bir daha hatırlatıp sonra animasyon ve simülasyon programına geçmek istiyorum. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ağızda başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Proteinlerin kimyasal sindirimi midede başlar, ince bağırsakta tamamlanır. Yağların kimyasal sindirimi 12 parmak bağırsağında başlar, ince bağırsakta tamamlanır. 12 parmak bağırsağı da zaten ince bağırsağın mideye bağlanan o ilk bölümüne verilen isim. Şimdi bakın bu gösterdiğimiz, anlattığımız şeyleri şöyle 3 boyutlu farklı şekillerde görmek de bize fayda sağlayacaktır. Bakın arkadaşlar burada görüyorsunuz sindirim sistemimizde görev yapan organları. Burada sindirim sisteminin üst bölümünü görmekteyiz. Hatta şöyle yapalım dilerseniz üst bölümünde neler olduğunu şöyle görelim. Bakın ağız, yutak, yemek borusu ve mide bunlar sindirim sisteminin üst bölümünü oluşturan organlar. Sindirim sisteminin alt bölümünü oluşturan organlarımızsa şöyle hatta onları da dilerseniz sadece onları gösterelim. Bağırsaklarımız bakın arkadaşlar sindirim sisteminin alt bölümü ve tabii ki sindirime yardımcı olan organlarımız bunlar da karaciğer, pankreas ve tükürük bezlerini de organ olarak düşünürsek onları da dahil edebiliriz. Bunu bu şekilde gördükten sonra devam ediyorum. Sevgili arkadaşlar, ağzımız bakın yine şöyle farklı bir açıdan görmüş olalım. Yemek borumuz, midemiz şöyle arkadan önden bakın midenin arka tarafında görüyorsunuz pankreası şurada. Normalde iki boyutlu bir resimde görmek çok zor. İşte bu programın bu özelliği çok güzel. Bize her açıdan görme imkanı sağlıyor. Bakın midenin arkasında kalıyor pankreas. İnce bağırsaklar, kalın bağırsaklar ve anüs. Bu şekilde gördükten sonra devam ediyorum. Evet, ince bağırsakların iç yüzeyinde girinti çıkıntılar var. Parmak şekline benzeyen. Bunlara villus diyoruz. Villus sindirimi tamamlanan besin içeriklerinin emilimini sağlayan, kana geçmesini sağlayan yapılar. Girinti çıkıntı şeklinde olmasının nedeni de emilim yüzeyini arttırmak için arkadaşlar. Devam edecek olursak. Evet, yine burada karaciğerimizi, safra kesemizi, tükürük bezlerini, mide öz suyunu, midede bulunduğunu, pankreastan pankreas öz suyu geldiğini, bunları görüyoruz. Devam ediyorum. Sıradaki kısma şöyle bir görelim. Tükürük bezlerini sadece şöyle göstermek istiyorum. Bakın, dil altımızda, çene altımızda ve
yanaklarımızda bulunan tükürük bezleri salgıladığı tükürükleri şu kanallar aracılığıyla ağız içine veriyor ve bu da besinlerin yumuşatılmasını sağlıyor. Ayrıca karbonhidratların kimyasal sindirimini sağlayan enzimler de yine bu tükürük salgısında bulunuyor. Yine midemiz, bakın sadece şöyle mideyi de görelim. Görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, safra kesemizi görüyorsunuz. Karaciğerin salgıladığı safra salgısının depolandığı kısım. Karaciğer vücudumuzun en büyük iç organı. Şöyle üç boyutlu olarak sağdan soldan her yerden göstermiş olalım onu da. Pankreas, midenin arka tarafında bulunan yaprak şeklindeki organımız. Ve tabii ki bağırsaklarımız. Bir kere de böyle görmüş olduk. Hatta şöyle şeffaf yapıp içini bile görebiliriz bakın arkadaşlar. Devam ediyorum hızlı bir şekilde. Burada yine tükürük bezleri gösterilmiş. Şurayı açmak istiyorum. Evet, bakın arkadaşlar. Ağzımızda bulunan dişler. Dilimiz. Şöyle gösterelim. Besinlerin hareketini sağlıyor, tat almasını sağlıyor. Üst damak, sert damak, yumuşak damak, alt damak da diyebiliriz. Şöyle devam edelim. Güzel bir animasyon var yine. Bakın bu animasyonu izleyelim. Digestion begins in the oral cavity where the salivary glands, teeth and the tongue work to break food down into small masses that can be swallowed. The movement of the jaw enables the teeth to grind food. Saliva secreted by salivary glands aids the mechanical and chemical process of digestion. The tongue manipulates the chewed food into a small mass, then moves it into the oropharynx. The next steps are involuntary. The bolus passes through the pharynx. The epiglottis closes off the trach. Bakın arkadaşlar, şu ana kadar izlediğimiz kısımda dikkat ettiyseniz vücut dışına aldığımız katı bir besin içeriğini önce dişler yardımıyla daha küçük parçalara ayırdık. Mekanik sindirim yaptık. Daha sonra tükürük salgısı salgıladı, tükürük bezleri, ve besini yumuşattık. Yutulmasını kolaylaştırmış olduk böylece. Dilimiz ağzımızın içinde hareket ettirdi, tadı algıladı ve geriye doğru iterek yutağa yolladı besini. Ayrıca tükürük salgısındaki enzimler, eğer bu besin içeriğinde karbonhidrat varsa o karbonhidratların kimyasal sindirimi başladı hemen ağızda. Sonra yutağa geldiği zaman bakın, yutak yemek borusunu kapatıyor besin geldiği zaman. Özür dilerim, soluk borusunu kapatıyor besin geldiği zaman ve yemek borusuna iletilmesini sağlıyor. Nefes alırkense arkadaşlar tam tersi gerçekleşiyor. Evet, şurada görüyoruz bakın. Hayati bir görev. Bazen yemek yerken konuşunca bu besin soluk borusuna kaçıp bizi çok rahatsız edebiliyor. Yemek borusundan sonra mideye gelmiş oldu. Evet, şöyle burada bakalım ne gösterebiliriz. Tekrar yine burada ağızdaki dişleri göstermiş, dil gösterilmiş ve tükürük bezleri gösterilmiş. Şöyle görüyorsunuz. Dil altında, çene altında ve yanak bölgesinde bulunan tükürük bezlerinin görevini artık. Dişlerimiz yine üst dişler görüyorsunuz. Alt dişler, onu da şöyle gösterelim. Evet arkadaşlar. Burada dilimizle ilgili herhalde bir görüntü var. Dilimiz ve dilin bağlantı noktaları. Konuşmamıza yarıyor dilimiz arkadaşlar. Besinlerin ağızda hareket ettirilmesini sağlıyor. Tadın alınmasını sağlıyor ve geriye doğru itilmesini sağlıyor. Yine burada görüyoruz ağzımızın iç kısmını, küçük dil gösterilmiş. Dilimizdeki tat tomurcukları gösterilmiş. Yine burada
tükürük bezlerimiz ve salgıladıkları tükürüğü verdikleri kanal, bakın çene altımızda bulunan ve verdikleri kanal ve dilin altında bulunan tükürük bezleri. Gerçekten muazzam bir program arkadaşlar. Bakın normal şartlarda görmemizin çok zor olduğu kısımları, bakın görüyorsunuz şöyle. Şuradaki tükürük bezleri salgıladığı tükürüğü şu kanal aracılığıyla ağzın içine veriyor. Yine bakın çenemizin alt kısmında bulunan tükürük bezleri şu kanal aracılığıyla salgıladığı tükürüğü ağız içine veriyor ve dilimizin altında bulunan tükürük bezleri de yine tükürük salgılayıp bunu direkt ağız içine veriyor arkadaşlar. Evet, devam edecek olursak yine bir animasyonumuz var, izleyelim beraber. Bağırsaklardaki düzenli kasılıp gevşeme hareketlerini, peristaltik hareketi anlatacak. The autonomic nervous system controls contractions of the alimentary canal that move swallowed food down the esophagus, churn the stomach, and move chyme through the small intestine and large intestine. The alimentary canal is a single continuous tube that includes the oral cavity, esophagus, stomach, and intestines. The tissue layers that form the walls of the tube include two layers of smooth muscle. The contraction and relaxation of these muscles is called peristalsis. One peristaltic wave can be enough to move a bolus down the esophagus and into the stomach. In the intestines, the waves are smaller and more regular. As one section of the intestine contracts, the section in front relaxes. This occurs in the rhythmic, wave-like patterns that create the peristalsis that propels substances forward. Evet, görmüş olduğunuz gibi yine düzenli kasılıp gevşeme hareketleri, peristaltik hareketler anlatıldı. Yemek borumuz, görüyorsunuz arkadaşlar, mideye bağlanıyor. Ağızdan yutağa, yutaktan yemek borusuna, yemek borusundan mideye geliyor. Mideden ince bağırsağa şu kısım, şu midenin ince bağırsağa bağlandığı, şöyle yapalım bir dakika, bir daha. İnce bağırsağa bağlandığı şu kısım arkadaşlar 12 parmak bağırsağı diye geçiyor. İnce bağırsağın baş bölümü ve kalın bağırsak, dışa açılan uzantısına da anüs diyoruz. Devam ediyorum. Burada da bakın ön tarafta soluk borumuz var. Görüyorsunuz soluk borumuz. Yemek borusu arka tarafta. Bu soluk borusunun, yemek borusunun ve ağız boşluğunun birleştiği yerde adeta bir kavşak noktasında yutağımız var. Burası gırtlak bölgemiz. Son bölümü yemek borusunun, midemiz tekrardan ve diyafram. Solunum sisteminde diyaframı zaten ayrıca ele alacağız. Burada midenin iç yüzeyi göstermiş. Bu kadar ayrıntıya girmek istemediğimden ötürü bunu geçiyorum. Şu kısma bakmak istiyorum arkadaşlar, neler var burada. Yine yemek borusu gösteriliyor. Burada midemiz. Evet, duodenum, yani 12 parmak bağırsağını göstermiş. Burada da yine damarlar gösterilmiş. Bunlar bizi bu sınıf seviyesinde ilgilendirmediği için geçtim. Yardımcı organlarımızdan karaciğerimiz. Bakın. Ve safra kesesi. Karaciğer safra salgısı salgılıyor. Bu kesede depolanıyor ve 12 parmak bağırsağına gönderiliyor buradan. Aynı şekilde pankreas, bakın midenin arkasında arkadaşlar. Mideyi şeffaflaştırdı ki görebilelim diye. Şöyle. Bakın. Ön tarafta mide var. Midenin arkasında
pankreas bulunuyor. Salgıladığı pankreas öz suyunu 12 parmak bağırsağı aracılığıyla ince bağırsağa yolluyor. Ve besinlerin, karbonhidrat, yağ ve proteinlerin sindiriminin tamamlanmasını sağlayan enzimleri içeriyor. Çok önemli bir salgı. Karaciğerin salgıladığı safra ise, karaciğerin salgılamış olduğu safra ise arkadaşlar, yağ, büyük moleküllü yağ besinleri, yağ moleküllü yağların küçük yağ moleküllerine dönüşmesini sağlıyor. Tabii burada şimdi karaciğerin ta ayrıntılarına girmiş o kadar bize gerekmiyor. Geçelim. Daha böyle güzel bir yer belki vardır bizim için işe yarayacak. Bakalım burada ne gösterilmiş. Yine karaciğer ve karaciğerin iç kısımları. Evet. İşte muazzam bir yapı arkadaşlar, görüyorsunuz. Vücut gerçekten inanılmaz. Buralarda bir şey var mı? Bir villusların emilimini gösteren animasyonumuz var. İzleyelim beraber. Mechanical and chemical digestion in the stomach results in chyme. Peristaltic waves propel chyme through the pyloric sphincter into the duodenum of the small intestine. Finger-like projections called villi line the interior wall of the small intestine. Most absorption of nutrients from ingested food occurs through these. In the small intestine, nutrients in the chyme are further broken down by secretions from organs. Inside each villus are lacteals of the lymphatic system that fatty acids pass into, and capillary beds of the circulatory system into which other nutrients pass. Water and other substances from chyme that are not absorbed move into the large intestine for further absorption, digestion, or elimination. Evet arkadaşlar. Devam edelim. Şöyle bakalım. Burada yine mide, 12 parmak bağırsağı falan gösterilmiş. Kalın bağırsağımız. Son kısım artık. Vücut dışına atıldığı yer atıkların. Şöyle görüyoruz 12 parmak bağırsağını ve yine ince bağırsaklarımız. Kalın bağırsağı böyle ayrıntılı bütün kısımlarını göstermiş. Tabii biz bu kadar şeyi bilmek durumunda değiliz elbette ki. Ama yine de böyle elimizde bu program varken gösterelim. Bir göz aşinalığınız olsun. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi sindirim sistemi ile ilgili de gösterecek olduklarımız bu kadar. Ne oldu? Şöyle çok kısa bir özet yapıp videoyu sonlandıralım artık. Ağız yoluyla besini aldık. Dişlerle önce katı bir besinse bu mekanik sindirimini gerçekleştirdik. Tükürük salgıladı tükürük bezleri. Bu tükürük salgısındaki enzimler, eğer besin içeriğinde karbonhidrat varsa, kimyasal sindirimini başlattı. Protein ve yağlara etki etmiyor. Mekanik sindirim bittikten sonra dil tadı algıladı. Dil üzerindeki tat tomurcukları sayesinde. Ayrıca dil başka ne işe yarıyor? Konuşmaya yarıyor. Besinlerin ağız içinde hareket etmesini sağlıyor. Geriye doğru yutağa iletilmesini sağlıyor. Ağzın içinde başka konuşmadığımız var mı diye düşünüyorum. Yok. Sonra yutağa geldi besin. Yutakta sindirim yok. Ağızdan gelen besinleri yemek borusuna iletiyor. Soluk borusunu kapatarak. Yutaktan sonra besin yemek borusuna geliyor. Yemek borusunda düz kaslar kasılıp gevşeme hareketi yaparak besinleri, yutaktan gelen besinleri mideye iletiyor. Herhangi bir sindirim burada yine yok. Mideye geldiğimizde mide öz suyunda bulunan enzimler proteinlerin kimyasal sindirimini başlatıyor. Ayrıca mide kasılıp gevşeme hareketi yaparak besinleri birbirine karıştırıyor. Çorba haline, bulamaç haline getirip ince bağırsağa yolluyor. İnce bağırsağa geldiğinde besinler sindirime yardımcı organlardan pankreasın göndermiş olduğu pankreas öz suyundaki enzimler karbonhidratların, yağların ve proteinlerin burada kimyasal sindirimini tamamlıyor.
sindirimi tamamlanan besin içerikleri ince bağırsaktan villuslar aracılığıyla kana geçiyor ve kan yoluyla hücrelere taşınıyor. Geriye kalanlar sindirilmeyen besin içerikleri ve sindirildiği halde kana geçmeyen besin içerikleri kalın bağırsağa geliyor. Kalın bağırsakta besinlerdeki fazla su emilerek posa haline getiriliyor. Katı atık, dışkı dediğimiz ve kalın bağırsakta yine vitamin, su ve minerallerin emilimi gerçekleştiriliyor. Dışkı anüs yoluyla vücut dışına atılıyor. Sindirim sistemi kısaca bu işleri yapıyor arkadaşlar. Böylece 6. sınıflar 2. ünite olan vücudumuzdaki sistemler ünitesi ile ilgili ikinci sistem, sindirim sistemi ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Yeni videomuzda görüşene dek hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.